Efendiler, şimdi Ankara'ya gelen milletvekilleriyle yapılan temas ve görüşmelere gelelim. Milletvekilleri aynı günde veya günlerde toplu olarak bulunamadılar. Teker teker veya küçük gruplar halinde gelip gittiler. Bu zatların veya heyetlerin hepsine ayrı ayrı ve hemen hemen aynı temel noktaları günlerce üst üste tekrarlamak zorunda kaldık. Her şeyden önce manevi gücün, kalp ve vicdan gücünün yüksek tutulması şarttır. Bunu bilirsiniz. Biz de bu gücü arttırmak üzere önce içteki ve dıştaki durumun güven ve ferahlık verici nitelikte gelişen noktalarını ve yönlerini araştırarak açıklamaya ve ispata çalıştık. Sonra belirli bir amaç etrafında bilinçli ve azimli olarak birleşmenin sarsılmaz bir güç olduğu gerçeğini yorulmaksızın tekrar ettik. Bir toplumun yaşamasının ve mutluluğunun ancak gayelerinde ve gayelerinin gerçekleştirilmesinde tam bir birlik halinde bulunmasına bağlı olduğunu açıkladık. Vatanın kurtuluşu, istiklalin kazanılması hedefine yönelmiş bulunan milli birliğimizin köklü ve düzenli bir teşkilatın varlığına ve bu teşkilatı iyi yürütüp yönetebilecek yetenekli kafaların ve enerjilerin bir tek beyin ve bir tek enerji halinde birleşmiş ve kaynaşmış olmasına bağlı bulunduğunu söyledik. Bu münasebetle İstanbul'da açılacak Meclis-i Mebusan'da güçlü ve dayanışmalı bir grubun kurulması zaruretini ortaya koyduk. Millet, tarihin ancak devletlerin yıkılış ve çöküş gibi bunalımlı zamanlarında kaydettiği çok önemli ve tehlikeli anları yaşıyordu. Böyle anlarda talih ve kaderini doğrudan doğruya kendi eline almakta gaflet gösteren milletlerin gelecekleri karanlık ve felaketlerle doludur. Türk milleti bu gerçeği anlamaya başlamıştı. Bu kavrayış sonucuydu ki kurtuluş ümidi vaat eden her samimi işarete koşmaktaydı. Ancak bir toplumun uzun yüzyılların uyuşturucu yönetim ve terbiyesinin etkisinden bir günde, bir yılda kurtulup serbest kalabileceğini düşünmek ve kabul etmek doğru değildir. Bu sebeple durumu ve gerçeği bilenler ellerinden geldiği kadar bağlı bulundukları millete ışık tutup yol göstererek ona kurtuluş hedefine yürümekte önderlik etmeyi en büyük insanlık görevi bilmelidirler. Türk milletinin kalbinden, vicdanından doğan ve ilham alan en köklü, en belirgin istek ve inancı belli olmuştu. Kurtuluş. Bu kurtuluş feryadı Türk vatanının bütün ufuklarında yankılanmaktaydı. Milletten başka bir açıklama beklemeye gerek yoktu. Artık bu isteği dile getirmek kolaydı. Nitekim Erzurum ve Sivas kongrelerinde milli istek açıkça ortaya konmuş ve dile getirilmişti. Bu kongrelerde alınan kararlara bağlı olduklarını bildirdikleri için milletçe vekil seçilen kimseler, her şeyden önce bu kararlara bağlı şahıslardan oluşan ve bu kararları ilan eden derneklerle ilişkili bulunduklarını gösterir at taşıyan bir grup kuracaklardı. Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti grubu. İşte bu grup milli teşkilata ve dolayısıyla millete dayanarak her nerede olursa olsun milletin kutsal gayelerini cesaretle dile getirecek ve savunacaktı. Efendiler, milletin emel ve gayelerinin kısa bir programının temelini oluşturacak şekilde topluca ifadesi de görüşüldü. Misak-ı Milli adı verilen bu programın ilk müsveddeleri de bir fikir vermek maksadıyla kaleme alındı. İstanbul Meclisi'nde bu ilkeler gerçekten toplu bir şekilde yazılmış ve tespit olunmuştur. Efendiler, görüştüğümüz her şahıs veya bütün şahıslar bizimle düşünce ve görüş birliği yaparak ayrılmışlardı. Fakat İstanbul Meclisi'nde Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti grubu diye bir grubun kurulduğunu işitmedik. Niçin? Evet, niçin? Buna bugün cevap isterim. Çünkü efendiler, bu grubu kurmayı vicdan borcu, millet borcu bilmek durum ve kabiliyetinde bulunan efendiler, inançsız idiler, korkak idiler, cahil idiler, inançsız idiler. Çünkü milli davanın ciddiliğine ve kesinliğine
ve bu davanın dayanağı olan milli teşkilatın sağlamlığına inanmıyorlardı. Korkak idiler. Çünkü milli teşkilattan olmayı tehlikeli görüyorlardı. Cahil idiler. Çünkü tek kurtuluş dayanağının millet olduğunu ve olacağını takdir edemiyorlardı. Padişaha dalgavukluk ederek, yabancılara hoş görünerek, yumuşak ve nazik davranarak büyük gayelerin gerçekleştirilebileceği gafletini gösteriyorlardı. Bundan başka efendiler nankör ve bencil idiler. Milli ülkü ve milli teşkilatın kısa zamanda sağladığı şeref ve varlığı küçümsüyorlardı. Ortaya çıkmış olan durum ve varlığın kolayca elde edilmiş olduğu zan ve vehmine kapılmakla çirkin gururlarını tatmin sevdasına düşüyorlardı. Erzurum'da, Sivas'ta söylenmiş ve tespit edilmiş bir adı olduğu gibi kabul etmek küçüklük olmaz mıydı? O addan daha anlamlı bir ad mı yoktu? Evet, işittik efendiler, varmış. Fellahı Vatan Grubu. Efendiler, geçmişe ait safhaları ve olayları burada anlatabileceğim çerçeve içinde gerçeğe uygun olarak tespit etmek kararındayım. Ve bu sebeple tam üzerinde durduğumuz noktayla ilgili bir konuyu da büyük bir samimiyetle bilgilerinize sunacağım. Ben Meclis-i Mebusan'ın İstanbul'da saldırıya uğrayacağını, dağılacağını kesin olarak bekliyordum. Böyle bir durum karşısında alınacak tedbiri kararlaştırmıştım. Hazırlığımız ve gerekli düzenlemelerimiz de başlamıştı. Ankara'da toplanmak. İşte bu görevi yaparken milletçe yanlış anlaşılmaya yol açmamak için tedbir olarak da bir şey düşünmüştüm. Meclis-i Mebusan Başkanlığı'na seçilmek. Bundan beklediğim dağıtılan milletvekillerini Meclis-i Mebusan Başkanı sıfat ve yetkisiyle yeniden davet etmekti. Gerçi bu tedbir ancak görünüşü kurtarmak için ve geçici olarak işe yarayabilirdi. Fakat böyle bunalımlı zamanlarda yararı geçici de olsa her türlü tedbirin alınmış olması herhalde gereksiz sayılamazdı. Gerçekte İstanbul'a gitmeyecektim. Fakat bunu açığa vurmaksızın zaman kazanacak ve durum bir süre için uzakta bulunuyormuşum gibi ayarlanarak meclis başkan vekilleri vasıtasıyla idare olunacaktı. Bu tedbirin uygulanması elbette meclise giden ve gerçek durumu kavramış olması gereken arkadaşların yardım ve gayretleriyle mümkün olabilecekti. Efendiler, bu konuyu gereken kimselere açtım. Düşünce ve görüşlerimi uygun buldular. Bu yolda çalışacaklarına söz ve güvence vererek İstanbul'a gittiler. Ancak pek az, belki bir veya iki arkadaştan başkasının bu düşüncenin sözünü bile etmediklerini öğrendim. Bu konuda hakim olan düşünce ve mantık şuymuş. Bunca milletvekilleri içinde meclis başkanı olabilecek değerde bir adam bile yok mudur ki mecliste bulunmayan bir milletvekilini kendi yokken başkan seçeceğiz? Meclisi oluşturan sayın üyeleri bu kadar yetersiz göstermek yabancılar üzerinde kötü etki yapmaz mı? Bir başka mantık da meclis başkanlığına Kuvayi Milliye Başkanı'nı seçmek daha ilk günden meclis üzerine şüphe ve saldırıyı çekme fırsatı vermektir. Bu da akıl kârı olamaz. Böyle düşünen ve mantık yürütenlerin bana pek de uzak insanlar olmadığını görenler susmayı tercih etmişler. Efendiler, itiraf etmeliyim ki bu tedbirin alınmamış olması meclis dağıldıktan sonra beni küçük bir güçlükle karşılaştırmıştır. Bu noktayı da sırası gelince bilginize sunacağım.